12 yıl önce bugün AKP yani Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Peki iktidardaki bu parti hakkında vatandaşlar neler düşünüyor? 12 yıl önce bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Evet. AKP'nin bu zamana kadar yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Kötü her şey bahalı oluyor. Her şey bahalı yüzünden işte iyi olmadı. SSK, Bağkur bu şey, vergi şeyleri güzel yaptı. Bahalılık her zaman zam bu işte. Kötü bir şey. Yani aldığımız maaş bize yetmiyor. Ben emekliyim. Yaşam koşullarımız daha kötüye gitti. Hiçbir şey değişmedi. Çok kötü duruma düştük. Yani daha iyi şeyler beklerken daha geriye gitti. Alım satım, hayat standartımız düştü. Pahalı mı oldu? Tabii her şey pahalı. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Daha önce çok azken işlerimizin, kendimizin maaşları daha çok şey alabiliyorduk. Ama şimdi yaşam standartımız çok düştü. Maaşımıza bu sene zam vermedi. Hele Bağkurların durumu yani işler acısı. Pahalılık desen aldı başını gidiyor. Enflasyon yüksek derecede. Yazık bir ülkeye ya. Vatanımız bölünüyor, parçalanıyor ya. Hastalıkta biraz iyileşir gibi yaptı ama. Hele şimdi Suriyeliler burada. Biz ikinci sınıf vatandaş olduk. İlk kurulduğunda iyiydi ama son dönemlerde çalışmalarını pek iyi bulmuyor. Ben doktorayı yeni bitirdim. Burs falan aldım ama zor geçindim. Zor durumdaydım. İş bulma konusunda halen zorluklar geçiriyorum. İyi, sizin ne görmedim. Hepsini geri. Başka bir şey yok. Eğitimden, ulaşımdan, hepsi zam üstüne zam. Yeter artık ya. Ekonomik alanda berbat tabii ki de. Diğer alanlar iyi. Eskisinden daha çok zorlaştı. Şu an bak sabahtan beri burada bekliyorum. Daha bir ekmek parasını bile kazanamadım. Fabrika yapmadı. İş... Gençler işsiz. Şimdiki yaşam daha rahat ama biraz daha borçlanıyor. Karısı kredi kartlarla. Kredi kartlarla. Daha çok. He. İş görüyor ama borçlandık. Bankalara borç var. Hepsi odur yani. Vallahi hiçbir güzel bir çalışmasını beğenmedim ben. Bu ana kadar öğrencilerimizi bak, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı okutuyoruz. Bu ana kadar getirdik neler, hangi şartların altında okuttuğumuzu biz biliyoruz. Öğretmen alanında çok zayıf ve işçi ölümü çok oluyor. Bu işçi ölümü, inanır mısın, ben haberleri artık bakmak istemiyorum. O kadar ki benim yüreğim ağlıyor ki. Yani 12 yıldır bu iktidarda bu hükümet bazı iyi işler yaptı. Bazen de hiç iyi olmayan işler yaptı. İlkinden bir istikrar sağlandı. Ama şu anda istikrar koptu. Kopma noktasına geldi. Bir ikincisi yani Cumhuriyet Bayramı'nda, yani bir Cumhuriyet Bayramı bugün eskisi gibi kutlanmıyor. Eskisi gibi itibar kazanmıyor artık yani. Gittikçe bu itibar düşmeye, zedelenmeye başladı. Şu anda artık adaletin bitme noktasına geldiğini görüyorum. Çok güzel bir şey yaptıklarına inanmıyorum. Olup olanları ya da başarılarını kendilerine bağlıyorlar ama hattı zatında bu olacaktı. Yani bütün dünya ülkeleri kalkındı. Türkiye de kalkınacaktı ama tesadüfen ondan zamanına denk geldi. Biraz da vatanı sattılar. Satınca da tabii ki paralar geldi. Onları da bol bol yediler yani. Şimdi onun safhasını çekiyoruz ama er geç hesap gelecek yani. Daha refahlıydık, daha mutluyduk. Şu an bütün toplum, herkes gergin. Ben insanların ayrıştırıldığını düşünüyorum. Din, dil, ırk ayrımı yapıldığını da düşünüyorum. Çünkü bütün Orta Doğu'yu karıştırdı. O yüzden ayrımcılığı var. Ne kaldı? Adalet denen bir şey kalmadı.